Onur'la böyle giyinmemizin bir sebebi var, kardeş gibi. Çünkü Mahalo Coffee Shop diye bir kafe açmıştım ve 2,5 sene kadar o kafeyi işletmiştim. Karaköy'deydi. 2014'ten işte 2016 sonuna kadar. Böyle bir video çekme fikri de açıkçası hiç aklıma gelmemişti. Bu fikri bana veren çok sevgili müşterimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü o böyle bir video bekliyoruz diye hatırlattı ve başka müşterilerimiz de yazıyordu. Oradan böyle bir fikir geldi aklıma. Ve 2,5 sene kadar işte Mahalo'yu işlettim. O dönemde de zaten Onur'la 1,5 sene kadar beraber çalıştık. Ve bugün size öncelikle kafe açmak isteyenleriniz varsa bunun biraz teknik detaylarından bahsetmek istiyorum. Sonrasında da Mahalo'yu böyle 3 çeşit bardak dizayn etmiştik. Böyle çiçekli, bu bir de Sarfı. sörflü vardı. Öncelikle bir kafe açarken neye dikkat etmeniz gerekiyor? Aslında tabii ki de araştırdıysanız ya da böyle bir isteğiniz, düşünceniz varsa biliyorsunuzdur. Hep bahsedilir. Fizibilite çok önemli. Şimdi burada birkaç tane önemli adım var. Kafe açmayı düşünenler, birincisi sizin müşteri kitleniz kim? Buna çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü siz kimi çekecekseniz, ona uygun bir yerde o kafeyi açmanız gerekiyor. İkincisi, buna ayıracağınız bütçe ne? Ve bu bütçeyi ayırırken de siz 5 ayırıyorsunuz ama o 15 ile de bitiyor olabilir. Dolayısıyla da bu benim yaptığım gibi birçok şeyi eksik planlayarak yola çıkmayın bence. En azından siz ne planladıysanız bana kalırsa onun 3 katını bulundurmanız çok yerinde olur. Şahsen ben Mahalo'yu ortaklığı açmamıştım. Her şeyi tek başıma ilerletmiştim o anlamda. Ama siz bunu biriyle yaparsanız işiniz daha kolaylaşır. Değil mi Onur? Yani bence tek işletmenin avantajları da vardır tabii. Hani biriyle ortak Var iş mı? yapmaktansa. Ne mesela? Yani orada karar verici kişi siz oluyorsunuz aslında daha çok. Çünkü şey de olabilir. Biri çok ticari bakarken siz daha farklı düşünüyor da olabilirsiniz çünkü. Diğer bir noktası, evet doğru bence de. Hem avantajları da var, dezavantajları da var. Tek kişi açmanın ya da ortaklı açmanın. Ama tabii ki de ümidim o yöndeki, hani çok iyi tanıdığınız biriyle zaten yapıyorsanız yola çıkın. Çünkü ticaret başka bir boyut kazandırıyor ve bu olumlu olursa da çok mutlu size yani. Ve özellikle de benim yaşadığım, sen şahitsin. Hani ailesi kalabalık olanlar, kardeşleri falan olanlar çok daha şanslı bu noktada. Çünkü her zaman onlar devralabiliyor ya da Tabii. onlar destek İdare olabiliyor. ediyorlar. Aynen. Şimdi bir de şöyle bir noktası var. Butik mi istiyorsunuz, zincir mi? Butik istiyorsanız o bence bambaşka bir boyut ama zincir istiyorsanız bambaşka bir boyut. Sen hatırlarsan işte ilk açtığımızda özellikle hani Mahalo'nun dizaynı falan böyle bayağı farklıydı, renkliydi. Hala Instagram'ı duruyor. Mahalo Coffee Shop diye bakmak isteyenleriniz olursa bakabilirler. Ve dolayısıyla da bize çok teklif geliyordu o zaman. İşte zincir, yani franchise vermek ister misiniz ya da ortak olalım mı gibi gibi. Ben hiçbirini kabul etmemiştim. Çünkü benim amacım butik açmaktı. Hala patenti bende saklı. O yüzden de buna da karar vermeniz önemli. Bir diğer nokta, tabii ki de o açacağınız yerden günde kaç insan geçiyor? O çok önemli. Yani bunların araştırmasını yaparak ve acele de etmeyerek başlarsanız çok güzel olur her şey. Bunun dışında da teknik çok fazla detaya girmek istemiyorum. Ama dediğim gibi 2,5 yıllık bir işletme tecrübem var. Sorularınız olursa da seve seve yanıtlarım. Bunları benimle yorumlarda paylaşın. Şimdi biraz Mahalo'yu anmak istiyorum. Evet, başlıyoruz. Onur, Mahalo'yu nasıl hatırlıyorsun? Mahalo'yu kedili hatırlıyorum. Yani benim de şu an kedim var ama kedi seviyordum. Başlamadan önce de seviyordum. Ama Mahalo ile beraber o artan bir şey oldu tabii. Çünkü sürekli iç içeyiz ve daha yakından tanıyorum. Bir karakterleri olduğunu gördüm. Hani onlarla farklı bir zaman geçirdik. O dükkanın Müşterilerin parçasıydı hepsi. olduğu yerdeydi. Ama mutfağa girmiyorlardı. Mutfak Tabii. aşağıdaydı hani o bildiğin. Öyle onun haricinde renkliydik, güzeldik. Genç, dinamik bir çalışma grubumuz vardı zaten Evet, bizim de. nasıldı? Bizde hep part-time çalışanlar oluyordu. Hepimiz öğrenciydik. Evet. Güzeldi, keyifliydi ya Mahalo. Benim hayatımda önemli bir 1,5 yıla sahip bence. Sen nasıl başladın? Yani nasıl biz tanıştık? Ben bir arkadaşıma iş aradığımı söylemiştim o dönemde. Liseden yeni mezun olmuştum. Bir yıl daha hazırlanmaya karar vermiştim. O zaman Mahalo açılalı 1 yıl olmuştu Evet, tam bir yıl galiba. olmuştu. O da erkek arkadaşıyla konuştuğunda işte sizin eleman aradığınızı biliyorlarmış. Öyle yönlendirdiler size. İşte ben geldim, görüştük. Ertesi gün işe aldınız falan.
Çok iyi anlaştık, hala görüşüyoruz. Şöyle işliyordu. Ya aslında Mahalo'da şahsen ben çok tatlı insanlarla tanıştım. Tabii. Çünkü bizde siparişler kasadan alınıyordu. Evet. Hatta logomuz, yani logolarımızdan biri siparişler kasadan, ödemeler masadan. Aynen. Siparişler masadan, ödemeler kasadan diye böyle bayraklı. Bayraklı bir şeyler yapmıştık. Onu zaten hatırlayanlarınız muhakkak olacaktır, vardır yani. Bu fikri de bu arada ben nasıl açtım? Yani nasıl ve neden Mahalo'yu açtım? Onu anlatmadım. 2008'di galiba. 2008'de yazın ben San Francisco'ya gitmiştim. Ve orada niye bilmiyorum sabahın 6'sında ben sokaklarda dolaşıyordum. Özür dilerim. Hayır. Biriyle mi buluşacaktım? Ne yapacaktım? He, bir dakika. Hayır, hatırladım. Üniversiteye gittiğim zaman geceden otobüse binmiştim. Sabaha oradaydım. Ve orada bir arkadaşım vardı. Onunla da 9-10'da falan buluşacaktım. Megabus vardı hatta o zaman. Neyse, gitmiştim o yüzden. O yüzden öyleydi. Ve dolaşırken şunu çok iyi hatırlıyorum. Bir kafeye girmiştim ve 6.30'du. Norveçli biri açmıştı orada. Yani Norveç'in coffee shop mıydı? Öyle bir şeydi adı. Oradan da inanılmaz derecede güzel böyle kurabiye kokusu geliyordu. Ve beni tahmin çok etkilemişti. Ve kahve içmiştim orada. O gün orada oturmuştum ve belki 2-3 saat yazı yazmıştım. Ve şeyi yazmıştım. Hani şükretme defteri ya paylaştım ya paylaşacağım. Bu günlük tutmak, işte yazı yazmakla ilgili bir video izlemeyenleriniz varsa ve paylaşmışsam buralarda koyarım. O şükretmekle ilgili bir defter tutuyordum ve bir gün coffee shop'ım olacak yazmıştım. O Mahalo'nun hayali öyle başladı. Aynen. Ondan sonra da neden işte siparişler kasadan? Çünkü evet, ödemeler masadan. O zaman şeydi, hani İngiltere'de de o çok fazlaydı. Böyle hep gidiyorsunuz sipariş verirken hani zaten bütün işte kurabiyeler, hani kekler falan filan orada oluyor ya, konuşuyorsunuz. Evet, daha tazeni tanıtabiliyoruz bir sürü şey menüden bakmaktansa. Daha sağlıklı oluyordu. Aslında müşterilerin geneli seviyordu ya. Aynen. Zaten kekler falan memnun da şeydeydi. Evet. Bardaydı. Aynen, bardaydı ve çok bence samimiyet katıyordu. Yani ben bunu düşünerek öyle bir şeye karar vermiştim. Ve güzel de olmuştu. Dolayısıyla da güzel bir coffee shop'tu. Yani benim hayatımda şöyle söyleyebilirim. Onur, sana da soracağım şimdi. Tabii. De. Benim için hani böyle eski bir dost vardır ya, hani hala... Mesela Onur Çanakkale'de okuyor işte son senesi ve hep işte ben İstanbul'dayım, o Çanakkale'de diye her dakika görüşemiyoruz. Onun gibi sanki Mahalo'da böyle bambaşka bir şehirde yaşıyor da hani hep görüşemiyoruz gibi. Evet. Öyle bende yeri. Mahalo sende nasıl bir yere sahip? Bende nasıl bir yere sahip? Benim daha yeni yeni büyüdüğüm zamanlara denk gelmişti aslında. 18-19 yaşımda başlamıştım orada çalışmaya. Kaç sene oluyor yani? Kaç sene önce oluyor? 4-5 sene oldu. Önce, evet. Ondan kapatalı sonra... çok pardon. Bu arada 3 sene, 2,5 sene oldu. 2,5 sene oldu. 2016 sonunda devretmiştik. Kapattık. Öyle benim için çok keyifli bir zamana denk gelmişti. Hani yeni bir çevreye ihtiyacım vardı, yeni bir şeylere ihtiyacım vardı. O da çok güzel bir yuva oldu aslında hepimize bence. Ben orada çalışan herkesin böyle düşündüğüne az çok eminim. Çünkü kendi aramızda iyiydik, mutluyduk, arkadaştık, aileydik bence. Güzeldi yani. Tuğba'yı ve Özgür'ü ve evet. Başka anmamız gereken Gülce. Kim varsa Gülce'yi, Birsen'i. Evet, Birsen. Sizleri anmadan olmaz. Başka bizde uzun süreli çalışan. Bir ara 12-13 kişi falandık yani gerçekten. Gelenleriniz zaten, lütfen gelenleriniz yorum yazsın. Yani hatırlarsınız o zamanları herhalde. Hatırlıyor evet, musun? Ben hatırlıyorum. 12-13 kişi çalıştığımız oluyordu yani. Ya da abarttım belki 7-8 yok, kişi. Yok oluyordu. Çünkü par çalışıyorduk. İşte sınav zamanları falan. Oluyordu 12-13 kişi. Kim vardı başka? Selin, Esra vardı. Onlar vardı. Dur, nasıl bir yere sahip? Senin büyüdüğün zamanlara denk geldi. Yani o yüzden de bir parça oldu aslında. Çok şey kattı. Hani kendi ekonomik özgürlüğümü kazanmamda çok büyük bir yeri vardı zaten. Onun dışında okul dışındaki arkadaşlarımla yeni insanlarla tanışıp şey yaptım. İlk başladığımda müşterilerle konuşamıyordum mesela. Ay, evet. Daha sonra iletişim kuruyordum falan. Ondan sonra hala sosyal fobilerim var. Ama yok, Onur öyle diyor da yani gerçekten... Zaten yine hatırlayanlarınız olur, müşterilerden en çok sevilenlerden biriydi Onur yani. Teşekkür ederim. Ben de severek her zaman orada oldum. Hep gülüyordun. Evet. Ben hep bununla ilgili çok kötü bir anımız var ama. Bir dakika, onu anlatayım. Hep gülüyordu.
ve ben herkese hani güleceksiniz diyordum. Ama şöyle şeyler oluyordu. Mesela müşteriler geliyordu, merhaba falan diyorduk böyle. Ve ben bazen çıktıktan sonra yani 14-15 saat falan hani orada olduğum oluyordu. Senin de öyle çok çalıştığımızda. Ve o zamanlarda böyle Karaköy'deydi ve Taksim'e yakın. Çıktığımda böyle şeydi, mesela merhaba Mağla'ya hoş geldiniz diyorum. Ben sokakta bir bana gidiyorum, merhaba Mağla'ya hoş geldiniz. İstiklal Caddesi'nde falan hatırlıyorum. Mesleki deformasyon. Evet. Senin onu anlat istersen. Yani özür diliyorum şu an o beyefendiden de ama ayıptı yani gerçekten. Adam ay, işte geldi oldu. Dükkana girdi falan, merhaba merhaba işte dedim, hoş geldiniz ne alırsınız falan. Adam da bana işte bir süre baktı, sonra da dedi ki bok mu var ne gülüyorsun. Öyle demiştim. Hatırlıyorsunuz değil mi? Sonra ben size dönüp kaydım. Ne yapayım falan. Ben de gül demiştim çünkü ben anlamadım. Ben adama gülmeye devam ediyorum. Daha çok siniri bozuldu ama iki küfür etmeyip gülmeye devam etmişim. Hatırlıyorum. Yani. Buyurun ne alırsınız, adam hala gülüyorum. Bu arada mahalo'nun anlamı ne? Merak edenleriniz vardır. Ben üniversitedeyken, şimdi Los Angeles'ta yaşarken orada işte Nisan'da 3 haftalık tatil oluyor. O zaman da İstanbul'a dönemediğim için işte maddi sıkıntılar bir şeyler olmuştu. Dönemediğim için benim de yurtta kalan bir arkadaşım Hawaii'liydi. O da beni işte benimle gelsene demişti. Ben de sörfü zaten çok seviyorum, denizi çok seviyorum. Ha tamam dedim. Ve o kızla 2-3 hafta kalmıştım. Orada da yani hani mahalo, namaste, şükran, bu yani bu işaret, minnet sunmak aslında o anlama geliyor. Teşekkürlerinizi ifade etmek, minnetinizi belirtmek. Çok hoşuma gitmişti. Mahalo'nun zaten bence kelime anlamı çok güçlü. Tabii. O yüzden de hani bir gün kafem olursa bence çok güzel olur bu isim diye onu düşünmüştüm. Hala isim hakkı sizde zaten. Evet, aynen. Bir de şeyi söylemek istiyorum. Neden devrettik? Neden böyle bir karar aldım? Ona da gelirsek. O zamanlarda hatırlayanlarınız yine vardır. Bu bombalamalar çok oluyordu. Maalesef. Hatırlıyorsun. Taksim bomboştu. Bizim yani yabancı müşterilerimiz de çoktu. Bu Galata Port hani yapılıyor ya, tam oradaydı. Bu füniküler hani Şişhane'ye çıkan. Hemen onun yanındaydı. Bu hani hepinizin gittiği diyeyim, daha kalabalık olan o bölgede değil. Hani Karabatan falan olduğu diğer taraftaydı. Hırdavatçılar Çarşısı'na yakın. Hatta şimdi Dem var orada. Demin şu anda olduğu yer zaten bizim mahallonun eski yeri oluyor. Salt Galata'nın aşağısı. Aynen, Salt Galata'nın aşağısı. Ve yabancı müşteriler gelmemeye başlayınca açıkçası o çok ya maddi bir sıkıntı yaşamıştım o dönemde. Türkiye'nin durumundan dolayı ve manevi olarak da bazı şeyler olunca ben kaldıramadım. Hiç duygusal bir yapım zaten yoktur benim. Ben hiç duygusal olmadığım için hiçbir şey etkilemezdi yani hiç. O yüzden de öyle bir karar almıştık. Sana şeyi sormak istiyorum. Şimdi sen üniversite öğrencisisin ya, 23 yaşındasın değil mi? Şimdi Onur 23 yaşında bir genç. Belki aranızda izleyip de üniversiteye gidip aynı zamanda kafede çalışmak isteyen, kendine böyle bütçesine katkıda bulunmak isteyenler vardır. Tabii. Onlara önerin ne olur? Çalışırken okul boşlamasınlar. Ders çalışmaya devam etsinler. Yani çalışma saatleri önemli. Ben o konuda şanslıydım. Çünkü siz sınav haftalarında esnek davranıyordunuz. Yani destek oluyordunuz bize. O yüzden aslında işletmeyle alakalı biraz. Birinin sınavı olunca çünkü. Tabii. Diğerinin sınavı olmuyordu. O gelmiyor, bu geliyor, evet. Bıdı bıdı. Bizim öyle. Şey olarak güzeldi. Çalışanlar birbirine destek oluyordu. Siz zaten o konuda çok anlayışlıydınız her zaman. O yüzden rahat ettik. Ama bazı kafeler var. Gelmezsen işten çıkarıyorlar maalesef. Değil mi? Ama öğrenciyken de zor. Hem çalışma hem para kazanman gerekiyor. Doğru. O yüzden umarım iyi insanlarla çalışırsınız. Şanslı olursunuz. Onun haricinde bir şey. Önerir misin yani sen? Ben öneririm. Çünkü iyi bir deneyimim var. Ama tabii kötü yerlerde çalışan arkadaşlarım oldu. Çok zorlanan arkadaşlarım oldu. Biliyorum onlardan da. O yüzden de ama hiçbir şekilde kendinizi de kullandırtmayın bence o konuda. Bu arada bizim şeyimiz de vardı. Yani biz tabii 7'de mi kapatıyorduk? Evet. 7 gibi kapatıyorduk. 7-8. Ben açıkçası böyle daha strict değil de böyle ya coffee shop mantığını kurmak istemiştim. Çünkü bence yani İngiltere'de 5'te 6'da net kapanıyor. Çünkü kahve 5'e 6'ya kadar iyi. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden de yani maksimum 7'ydi bizim saatimiz ve sana da uyuyordu. Hani çalışanlar için de iyiydi ve biz tek shift idare ediyorduk. Öyle de güzel gidiyordu. Ben nelere dikkat ettim? Son olarak da ondan bahsedeceğim. Ya ben bir kere şeyi çok önemsedim. Hani Acme bardakları bilenlerimiz vardır. O Acme markasını ben kendim gidip Londra'dan alıp bavullara koyup falan, daha hani o zaman kimse de yoktu.
Mağlo da biz ilk kullananlardandık diye düşünüyorum Türkiye'de. Çünkü gelip hani bize bunları nereden aldınız diye soran çok işletme oluyordu. Onun dışında bu markalaşma, hani Mahalo'yu çok sevdim. Böyle çocuğum gibiydi. O yüzden ona çok önem vermiştim. Kahve kalitesine çok önem vermiştim. Önem verdiğim buydu. Bir de yemek, yani pasta, kek zaten yine bilenleriniz bilir. Bizde gerçekten özellikle tatlılar çok iyiydi. Yeşim vardı senden önce, o bir sene kadar çalıştım. Yeşim de çok iyi bir şefti. O yüzden de dikkat ettiğimiz bir sürü şey vardı. Senin söylemek istediğin başka bir şey var mı? Buradan hatırlayan müşterilere selam söylüyorum. Selam olsun. Biz de onları özledik, birçoğunu özledik gerçekten. Evet, belki bir gün bir yerlerde yine karşılaşırız, bilmiyorum. Hani Onur'un da zaten mutlaka içinde yer alır. Yine açmak çok isterim, İstanbul'da ya da başka bir yerde, bilmiyorum. Neden olmasın? Güzel olur bence. Ama teşvik edelim. Çok zor bir meslek. Kesinlikle sizi kandırmayacağım. Çok zor bir meslek. Bana kalırsa tek başınıza girmeyin ya da çok iyi düşünerek girin. 7-24 bazen enerjinizi oraya kanalize etmeniz gerekiyor. Benim gibi özellikle iş konusunda titizseniz. Bu şekilde. Onun dışında da gelen müşterilerimize birkaç şey söylemek istiyorum. O yazdığınız defterlerde, bizim defterlerimiz vardı. Evet. Gelenler hep yazardı. Hala benim evimde en değerli yerde, emin olun, duruyorlar ve gerçekten her şey için size kocaman mahalo. İyi ki vardınız, iyi ki varsınız. Ve bu video vesilesiyle de eğer dilerseniz siz de Mahalo'ya bakarsınız. Hayat bu, hiçbir şey belli olmaz. Belki bir gün bir yerlerde bu şekilde de hayatınıza gireriz. Umarım. O zaman sevgiyle kalın, hoşça kalın. Teşekkür ediyorum Onur. Ay, seni çok geldim, böyle... gidiyorum. Ama seninle böyle gülmeden olmuyor. Evet, gülmeden olmuyor. Yapamıyorum. Bye bye diyelim. Bye bye. Görüşmek üzere haftaya. Haftaya. Ben yokum. Ne kadar öldü. Evet ya. Çok komik geliyor. Kim var ya? Bu video Mahalo'yu sevenlere gelsin.